Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, grubumuz adına vermiş olduğum önerge üzerinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Afrin operasyonunda şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yine yarın Dünya Kadınlar Günü, bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü de buradan kutlamak istiyorum. Bu tasarıda birçok madde var. Maddelerin büyük çoğunluğu da olumlu bulduğumuzu söylüyorum. Yani biraz sonra söyleyeceklerim bunları eleştirmek manasında değil. Yani burada iş adamlarının, sanayicilerin, yatırımcıların yapabilecekleri yatırım noktasında vergilerle alakalı, katılım oranlarıyla alakalı düzenlemeler var. Bunların hepsini olumlu buluyoruz. Ancak burada çiftçilerimizin de bir şikayeti var. Onların da beklentileri var. Ya keşke biz de bu tasarının içerisinde yer alabilseydik gibi bir serzenişte bulundular. Ne bekliyorlar çiftçilerimiz? Diyorlar ki yani biz yıllardan beridir haykırıyoruz, bağırıyoruz. Ya işte bizim Ziraat Bankası'na olan borçlarımızın faizleri silinsin. Kalan ana borçlarda taksitlere bölünerek ödenmesi yapılması noktasında bir kolaylık sağlansın. Çünkü çiftçiler hakikaten zor durumdalar. Sadece Ziraat Bankası değil, birçok bankadan da ipotek karşılığında kredi almak zorunda kalıyorlar. Onun için çiftçilerimizi korumak adına, üreten insanları korumak adına Ziraat Bankası'ndaki borçların faizleri silinerek ana parasının da taksitlere bölünerek ödenmesi çiftçilerimize büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Burada defalarca ben de gündeme getirdim. Çiftçi birlikleri, ziraat odaları, çiftçiyle alakalı bütün kurumlar da bunu gerekli bakanlıklara, özellikle Tarım Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na birçok defa söylemiş olmalarına rağmen şu ana kadar bununla ilgili herhangi bir düzenleme ne yazık ki yapılamadı. Ben çiftçiler adına burada bunu belirtmek istiyorum. Çünkü çiftçiler hakikaten ülkemizin üreten insanları, hepimizi doyurdukları gibi dünyanın birçok ülkesine de ihracat yapmamıza vesile olan bir kurum ve cari açık vermeyen tek kurum Türkiye'de çiftçilik kurumu. Onun için çiftçilerin bu talebini dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Ve yine çiftçilerin mazot ve gübre girdileri, maliyetleri çok ağır. Bu çiftçinin belini büküyor. Yani üretim yapmak isteyen çiftçilerin gübre ve mazottan kaynaklı ağır maliyet girdileri belini büktüğü için birçoğu üretim yapmaktan bile vazgeçer durumdalar. Hani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı, Sayın Başbakan da açıklama yaptı. İşte mazotun yarısını vereceğiz diye. Rakam ya Sayın Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriyorlar ya da Sayın Başbakan'a yanlış bilgi veriyorlar. Yani bugün Pamuk'ta yakılan, bir dönüme yakılan mazot litre olarak en az 55-60 litredir. Belki daha fazladır. Ben ortalama rakam söylüyorum. Yani bunu 26-27 litre üzerinden değerlendirip bunun da yarısı veriliyor. 13 litre gibi. Yine buğdayda 10 litre üzerinden hesap görülüp 5 litresi veriliyor. Bunlar da çiftçinin serzenişleri. Yani biz bundan çok daha fazla mazot tüketiyoruz. Hükümet bunu görsün ve duysun, bizi anlasın diye bunları söylüyorlar. Ben de onların adına burada gündeme getiriyorum. Gerçekten verilen rakamlar çiftçinin yaktığı rakamların yarısı değil, üçte biri dahi değil. Onun için buradan Tarım Bakanlığı'nı ve o konuda çalışma yapan arkadaşları uyarmak istiyorum. Lütfen daha ciddi bir araştırma yapsınlar. Çiftçinin kendisiyle bizzat görüşerek bu konuları eğer değerlendirir ve tespit yaparlarsa daha doğru olacaktır. Ben bunu komisyonda da gündeme getirdiğim için burada genel kurulda da gündeme getirmekten herhangi bir sıkıntı duymuyorum. Çünkü çiftçinin en ağır maliyet girdisi gübre ve mazot girdisidir. Eğer bunda çiftçiyi rahatlatabilirsek, çiftçiye bir kolaylık sağlayabilirsek inanıyorum ki çiftçimiz daha çok üretecek, daha çok ülkemizin para kazanmasına, ihracat yapmasına vesile olacaktır. Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum.